Merhaba değerli takipçiler. Bugün video çekmek için balkonuma geldim ve şu an beni karşılayan sürpriz bir şey var. Karga şu an bütün sesiyle size günaydın diyor. Ben tabii ki bu videoyu sabah saatlerinde çekiyorum değerli takipçiler. Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle hanker videosu çekeceğim. Dün hanker videosu çekmemiştim. O işi Bilal Bey'e bırakmıştım. Ama bugün benim de konuşmak istediğim, önemli bulduğum bazı konular var. Girişte Karga'yla bir giriş yaptık. Biliyorsunuz onun videosunu çektim sizlerle. Birazcık videoya geç başladım çünkü balkondan gitmek istemedi ve sürekli bir sesler çıkardı. Ve ben acaba bir şey var mı diye de beklemek istedim. Yoksa birilerinden yardım alacaktım. Yani üşüyor mu, aç mı, bir sıkıntısı mı var diye. Ama çok şükür bir şey yokmuş ve gitti. O zaman ben de yayınıma başlayabilirim değerli takipçiler. Öncelikle attığım başlığı merak edip tıkladığınızı biliyorum. Acaba ne oldu diyorsunuz? Tuğçe'nin bize ne söyleyecek merak ediyorsunuz. Ben de sizi meraklandırmadan videoya giriş yapmak istiyorum. Ama girmeden önce lütfen videomu izlerken beğenmeyi, bol bol yorum yapmayı, yorum yaparken sorularınızı da yazabilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. Ben video yüklediğim zaman size bildirim gelmesi için ise bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bildirimi zili andıran çana benzeyen bir işaret var. Oraya tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz değerli takipçiler. Bugün Hande Erçelkeren Bursin cephesinde neler olmuş, en son hangi gelişmeler olmuş diye bakarken hemen sizin o merak ettiğiniz ilk haberle başlayıp daha sonra bunu detaylandırmak istiyorum. Hande Erçel, Kerem Bürsin'de bulamadığı mutluluğu sonunda buldu. Sürekli birlikte olunca soru işaretleri oluştu tarzında bir başlık atılmış. Ben de merak edip tıkladım bu habere. Tıklamaz olaydım diyebilirdim çünkü gerçekten doyurucu bir şey olmasını bekliyordum. Halbuki öyle bir şey yok. Fakat bunun ne olduğunu sizlere bahsetmek istiyorum. Evet, haber sitesindeki haberle başlıyorum. Sen Çalkapımı projesinde başladığı günden bu yana Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in çok uyumlu olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları çiftin birbirine çok yakıştığını ifade ediyordu. Bu durumun zamanla artmasının ardından birçok kişi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in tavırlarını görerek sevgili olduklarını iddia etmişti. Fakat son zamanlarda yapılan paylaşımlar iddiaları tuzla buz etti. Diyorsunuz ki Allah Allah, ne oldu acaba? Evet, devamına geliyorum değerli takipçiler. Hande Erçel'in yapmış olduğu ailesiyle paylaşımını açıklama olarak ise My Family Rock yazdı. Yanına yıldız emojisi bırakan Hande Erçel'in bu paylaşım kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni aldı. Sizler de Hande Erçel'i seviyor musunuz diye haberin devamı var. Bu haberi okuduğum zaman, sonuna geldiğim zaman, okuduğum zaman şöyle bir şey aklımdan geçti. Bir tık uğruna bu tarz bir haber yapılması doğru muydu değerli takipçiler? Bence değildi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin tartıştı veya Hande Erçel ve Kerem Bürsin birbirini takipten çıktı tarzında bir haber olsaydı ben bu haberin başlığını hak verebilirdim. Ama Hande Erçel'in ailesini görmek istemesi, ailesiyle fotoğraf çektirmek istemesiyle Kerem Bürsin'in ne alakası olabilir, neden araları bozuk olabilir veya neden Hande Erçel'in ablasında mutluluğu bulması Kerem Bürsin'in aralarını açsın. Gerçekten bazen haber yapan kişileri de anlamak güç değerli takipçiler. Olur da sizin önünüze böyle bir haber çıkarsa tıklamayın. Ben size buradan açıklamış olayım. Hande Erçel çok popüler bir isim ve tabii ki tık alma kuruna bu tarz haberler yapılıyor. Maalesef öyle. Olur da karşınıza çıkarsa bunu es geçin değerli takipçiler. Böyle bir şey yok. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arası da gayet iyi. Kerem Bürsin sosyal medyada olay oldu. Aslında değerli takipçiler, bizleri izlediğiniz zaman tuhaftır. Birkaç gün sonra dediklerimiz çıkıyor. Bununla alakalı şunu söylemek istiyorum. Kerem Bürsin, Sen Çalkapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin verdiği bir röportajda tam 56 kez falan filan dedi. Röportajdaki görüntüleri ortaya çıkan Bürsin sosyal medyada bayağı bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Ağır yorumlar da gelmiş. Kimisi bu adam konuşmayı bilmiyor, kimisi Türkçesi zayıf biraz. Toplamda 50 kelimeyle konuşuyor zaten gibi yorumlarda bulunmuşlar. Ben bu konuyla ilgili daha önce çektiğim bir videoda şöyle demiştim sizlere. Kiminiz beni bayağı ağır bir şekilde eleştirmiştiniz ama sorun değil. Bence siz de görüyorsunuz. Kerem Bürsin benim çok sevdiğim oyunculardan biri. Değişik bir aurası var. Türk erkeklerine benzemiyor. Farklı bir yapısı var. Farklı bir yakışıklılığı var ve farklı bir çekiciliği var. Daha Avrupa'yı bir tarzı var ve kendini yetiştirmiş.
oyunculuk anlamında da yetiştirmeye devam eden, güzel işlerde rol almaya çalışan ve farklı işleri tercih etmek isteyen bir oyuncu. Kendini farklı kulvarlarda rol alarak geliştirmeye çalışıyor. Bunlar çok güzel şeyler ama size dedim ki sanırım Yıldız Teknik Üniversitesi'ydi. Orada bir röportaj veriyor ve bu röportajda ben soru soran kızı da eleştirmiştim. Yani ortamı toparlayamıyor. Kerem Bürsin durduğu zaman ortamı bir espri patlatıp ortamı daha güzel, daha canlı, daha renkli bir hale getiremiyor diyerek soru soran öğrenciyi de eleştirmiştim ve yanlış bir tercih olduğundan bahsetmiştim o hanımın da. Çünkü sonuçta bir ünlüyle konuşuyorsunuz ve heyecanlanabilirsiniz. Eğer profesyonel bir geçmişiniz yoksa sunuculuk anlamında, spikerlik anlamında zorlanabilirsiniz ki o öğrenci evet ama eminim ondan daha iyi soru soran kişiler de olabilir diye size cevap vermiştim ve Kerem Bürsin'i de eleştirmiştim. Bir oyuncu olarak bazı kelimeyi kullanmaması gerektiğini ve sürekli düşünürken mesela bir şey düşünüyorsunuz ve cevap vermeniz gerekiyor. O düşünceyle cevap verme arasındaki saniye farkını, dakika farkını ayarlayamazsanız ortam sıkıcı oluyor. Kerem Bürsin'in de ben dedim bu durumu birazcık Türkçesinden de kaynaklı olabilir demiştim. Yani birazcık daha Türkçe'ye hakim olabilmesi için daha fazla bu diksiyon dersi olabilir, daha çok Türkçe anlamda kitap okuyabilir, daha çok pratik yapabilir. Bence mutlaka Kerem Bürsin'in Türkçesini geliştirmesi gerekiyor. Geliştirmeden kastım daha hazır cevap olması lazım. İlla düşünmeden cevap versin demek istemiyorum. Ama siz bir röportajda 56 kere falan filan kelimesini kullanıyorsanız zaten bu da size bir şeyleri çağrıştırması gerekiyor bence Kerem Bey. Ben sizi beğendiğim için bu eleştiriyi size yapıyorum ve siz kendinizi zaten geliştirmeyi seven bir adamsınız. Eminim bunu dikkate alacaksınız diye düşünüyorum. Bence fanlar da Kerem Bürsin'e ulaşarak bu yorumu yapmalılar. Çünkü Kerem Bürsin artık bu saatten sonra kariyer anlamında sürekli yükselerek güzel bir ivme çiziyor ve herkes onu hele ki şu süreç bittikten sonra biliyorsun bir süreç yaşıyoruz. Maskelerimiz takılı. O maskeler çıktıktan sonra hayat daha normale döndükten sonra Kerem Bürsin sürekli bir canlı yayınlara konuk olacaktır. Belki de Hande Erçel'le birlikte. O yüzden birazcık daha akıcı konuşması gerektiği kanaatindeyim. Kerem Bürsin'le alakalı eleştirim bu şekilde değerli takipçiler. Ve gelelim Sen Çal Kapımı dizisiyle alakalı gelişmelere. Biliyorsunuz yarın Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü olacak değerli takipçiler. Yeni bölüme hazır mıyız? Yeni bölümü heyecanla bekliyor muyuz? Ve en önemlisi yayın günü, yayın saatinde televizyonda Sen Çal Kapımı dizisini izleyecek misiniz? Bakın değerli takipçiler, reytingle ilgili defalarca açıklamamıza rağmen tekrar yazıyorsunuz ve ben tekrar söylüyorum. Yayın günü, yayın saatinde televizyondan izleyin lütfen. Televizyondan izlerseniz reytinglere katkınız olacaktır ve daha çok Sen Çal Kapımı dizisinin bölümlerini görme şansınız olur. Yani yakın zamanda final yapmaz. Bu yüzden reytinglere elinizden geldiğince bu şekilde katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi Sen Çal Kapımı ile alakalı çok güzel videolar geliyor. Gelecek bölümden de, şu anki bölümden de. Ve bu da beni heyecanlandırıyor ve şey söylemişsiniz. Tuğçe abla Serkan Eda'yı hatırlayacak mı? Değerli takipçiler tabii ki hatırlayacak. Hatırlamama şansı olabilir mi? Tabii ki hatırlayacak. Bence hatta hatırlamaya başladı bile. Fragmandaki sahnelere baktığınız zaman o kadar romantik ki Serkan'ın Eda'yı kıskanması zaten bakın. Kıskanma aşkın, sevginin en önemli belirtilerinden biridir. Tabii ki dozajında olursa. Ve Serkan'a baktığınız zaman Eda'yı kıskanmaya başladı. Birkaç bölüm sonra onlar zaten hem Serkan Eda'yı hatırlamış olacak hem de Eda Serkan kendisini daha erken hatırlayamadığı için birazcık bence aralarında ki sorun devam edecek diye düşünüyorum. Bence senaryo bu şekilde gelişecek. Ama en önemlisi Serkan tabii ki çok aşık olduğu Eda'yı hatırlayacak. Bu arada fragmandaki sahnelere baktığınız zaman tamam bir rolü canlandırıyorlar. Bir rolün içerisindeler ama bakışları gerçekten çoğu şeyi ifade etmiyor. Birbirlerine bakarken bile bence gözlerinin içi parlıyor değerli takipçiler. Sen Çal Kapımı dizisiyle alakalı benim gördüğüm bu şekilde. Yani bence bu bölüm şahane olacak. Bu bölümden sonrakiler de şahane olacak diye düşünüyorum. İnşallah çok güzel bir senaryo yazmışlardır ve daha çok Sen Çal Kapımı dizisini izlemeye devam ederiz değerli takipçiler. Bugün Hande ve Kerem cephesinde ve Sen Çal Kapımı dizisindeki gelişmeler bu şekilde değerli takipçiler. Umarım videomu beğenmişsinizdir.
dediğim gibi beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Çünkü bol bol size hankar videosu çekmek istiyorum. Eğer ilginiz güzel olursa tekrar çekmeye devam edeceğiz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.